diye bir giriş var galiba. O Cemil olan telefonum. Telefonumu da niye açtım? Ekranda yüzünüzü görebileyim diye. Nur yüzünüzü. Ha, Kerem Beyler de gelmişler. Kerem, sen de iki giriş görünüyor. Niye öyle? Ben de iki cihazdan girdim abi. Biri ekran, biri mikrofon mu? Ne oluyor? Hocam biri görüntü, diğeri işte şey ekran. Tamam, neyse ne. Tamam. Bence bir tartışmaya gerek yok. Yakup dışında buradayız. Bak, şimdi soruya bir daha odaklanalım. Önemli yerdeyiz. Önemli yerdeyiz. Hocam tek... Konsantrasyonunuz yüksek. Tamam. Konsantrasyonunuz yüksek olsun. Şimdi eksi 1,3 noktasından geçiyormuş. Belli noktalar kümesi. Bak, 1,3 noktası sabit bir nokta. Eksi 1'e 3. Eksi 1'e 3. Oradan geçen eğimi 2 bölü 5 olan tek bir doğru vardır. Eğimi 3 bölü 5 olan deseydi bir P daha giderdik. Anlayabiliyor musunuz yaptıklarımı? Gözünüz ekranda olsun. Aç kurt gibi bakın. Önemli bir yerdeyim. Bir şeyin nereden geldiğini, sebebini anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tamam, bir sürü noktalar var. Bir sürü nokta var. Sonsuz sayıda nokta var. O yüzden doğru denklemi demiş. O nokta nedir dememiş soru. Ben diyorum ki o doğrunun üzerindeki tüm noktalar x virgül y şeklinde olsun. Peki biz ne biliyoruz? Geçen günde en son dün mü artık önceki gün mü bilmiyorum. Bir doğru üzerinde şu noktayı aldın, şu noktayı aldın. Eğim bağıntısını yazdın. Burada çıkanla bu noktayı aldın, şu noktayı aldın. Orada çıkan eğim aynı olmalı. Doğru mu söylüyorum? Evet, doğru söylüyorum. Sizin yerinize yanıt vermiş olayım. Bu durumda PA'nın eğimi, çok pardon. Eğim PA eşittir. Y'ler farkı y eksi 3 bölü x eksi eksi 1, yani x artı 1 eşittir 2 bölü 5'miş. Eşittir 2 bölü 5. Şöyle bakıyorum ben. Şöyle yapacağım. Y eksi 3 eşittir 3 bölü 5 çarpı x artı 1. Özellikle böyle bıraktım. Birazdan birkaç dakika sonra neden böyle bıraktığımı anlayacağız. Bunu düzenlemeyi biliyorum. Her tarafı 5 ile çarpmayı falan filan. Hocam yukarıda 2 bölü 5 yazdınız. Aşağıda 3 bölü 5. Özür dilerim. Allah da benim belamı versin. Haklısın, haklısın. Dalmışım bir an. Telefon çaldı ya. Aklım oraya gitti. Sağ ol Berat. Evet, kolay görünüyor ama bunun değerinin ne olduğunu farkında değilsiniz henüz. Değerinin ne olduğunu farkında henüz değilsiniz. Ben bir tane daha yapıyorum. A eksi 2,3 noktasından geçen ve eğime 1 bölü 4, eksi 1 bölü 4 yapalım. Eğime eksi 1 bölü 4 olan doğru denkleme.
Evet söylemiyorsunuz ama yaptığınızı düşünüyorum. Zaten kolayca görünüyor ama kolay tabii kolay da öneminin şu an için farkında değiliz. Öneminin şu an için farkında değiliz. P noktaları ne bileyim işte X noktaları, B noktaları adı neyse genel olarak X virgül Y diyelim. Bildiğimiz şey ise eğim AP'nin eksi 1 bölü 4 olduğu. Evet. Şu ikisine bakarak şu ikisine göstereyim. Şu ikisine bakarak eğim yazıyorum. Eğim. Y'ler farkı Y eksi 3 bölü X'ler farkı Y eksi 3 bölü X'ler farkı X eksi eksi 2 eşittir eksi 1 bölü 4. Yine neden böyle bıraktığımı bilmiyorsunuz ama birazdan anlamlı gelecek. Buralara bir dönüşler yapacağım. Eksi 1 bölü 4 çarpı X artı 2'ymiş. Evet, yazıldığını düşünüyorum. Görüntünüz de öyle gösteriyor, görüntüleriniz. Şimdi o başta yazıp sildiğim şeye geçeyim. Başlığa geçeyim. Şu. Başlık bunu peki farklı şeyle yazayım da. Başlık olduğu belli olsun. Eğimi. Ve geçtiği bir noktası bilinen doğru denklemi. Evet. Şimdi bizlere neler verilecek? Bizlere eğim verilecek. Eğim. M diye. Sonra geçtiği nokta verilecek. Geçtiği nokta. M'yi bileceğiz. Geçtiği nokta. P X 0 Y 0 genel x genel y değil. Koordinatlarını bildiğimiz 3,5 gibi bir şey. Buradan geçen doğru denklemi iyi bak. Y eksi y sıfır eşittir eğim çarpı x eksi x sıfır. Hayırlı uğurlu olsun. Artık yakanızı bırakmayacak nur topu gibi bir formülünüz oldu. Sizin az önce yaptığınız bunun ispatı mıydı? Bilemedim ki. Bunu bilenler var mıydı bu formülü? Okulda görenler var mıydı? Biz bugün gördük hocam. Tamam. Bahar sendin değil mi konuşan? Evet, tamam. Evet. Gördüm. Gözüm üstünde Bahar. Görüyorum seni. Bakalım. Şimdi Ece sen sormuşsun. Az önce yaptığınız bunun ispatı mı diye değil mi Ece? Evet hocam ben sordum. Tamam. Tamam yazıldı. Yukarı bir bakalım. Önce bir aşağı tekrar bakalım. Bizim elimize bir koordinatları belli bir nokta. Sonra eğimin değerini bildiğimiz bir şey verilecek. Sonra eğimi o olan ve o noktadan geçen doğru denklemi. Bak yukarıda da. Şimdi iyi bak. Şimdi bu soruda verilen bize
X0, Y0 burası. Burası da M. Ne yapmışım? Ne yapmışım? Y eksi, biraz daha küçülteyim ekranı tam gibi. Y eksi Y0. Y eksi Y0. Y eksi Y0 gördüğünüz gibi eşittir eğim çarpı X eksi X0. Şimdi ben bunu bir soruda tekrar yapayım. Ama bunun hemen yanına denk gelsin. Şu bölümü kullanayım. Oraya bir soru yazayım. Yazalım bir tane. Neye gülüyorsun? Söyle. Allah kahretmesin. Kapattı yüzüme kamerayı ya. Sınıfta gülmeyen kıza bak, burada krize düştü. Krize girdi. İlla açacaksın o kamerayı. Evet. Eğimi 2 bölü 3 olan ve 1,5 noktasından geçen. Açıklayacağım birazdan. Nehir. Noktasından geçen doğru denklemi. İster formülden yap, ister benim yaptığım gibi yap. Bunların aynı şey olduğunu gör. Şimdi ben formül uyguluyormuş gibi yapıyorum. X virgül Y noktaları. X virgül Y noktaları. Y eksi Y sıfır eşittir eğim çarpı X eksi X sıfır. X eksi X sıfır da şu. Bunu düzenleyeyim. Artık düzenleme vakti geldi. Bu arada şunu da bir görün. Y eşittir 2 bölü 3 çarpı x eksi 1. Nehir, gözüm sende. Kapat kamerayı. Kapat. Normalleşince aç. Bir daha. Y eşittir 2 bölü 3 çarpı x eksi 1 artı 5. Burada şu anlama geliyor. Bak. İyi dinle, lütfen iyi dinle. Y yalnız kaldığında, bunun da üzerine düşeceğim birazdan. Y yalnız bırakıldığında x'in katsayısı eğimi veriyormuş. Dön. Şuna dön. Y'yi yalnız bırakırsak, y'yi yalnız bırakmak kolay. Eksi 3'ü karşıya attığınızda y yalnız kalır. Sorun değil o. X'in katsayısı eğim oluyormuş. Devam. Bak şuna. Bir daha bu 3'ü buraya atarsın. Y yalnız kalır. Y yalnız kaldığında X'in önünde gördüğün sayı doğrunun eğimini veriyormuş. Formül de öyle söylüyor zaten. Y yalnız... Ben burayı toparlayayım bir. Toparlıyorum. 2X eksi 5Y aritmetik işlemler yapıyorum. Eksi 2 artı 3 yok artı 15. Eksi 2 artı 15 eşittir 13 artı 13. İki x eksi 3 y olacaktı. Nereden çıktıysa bu 5 y'ye dönüşmüş. Bir daha bir yer kalmadığı için detay vermedim size. 2x eksi 3y. Tamam, doğru görünüyor. Hocam 13 nereden geldi?
Ya oraya takılma, o işlemi sen yapabilirsin. Oraya evet. takılma. Orası aritmetik, yer kalmadığı için detay vermedim. Orası en kolay bölümü. Bizim işimiz değil. Ya yani sizin işiniz de benim değil. Her tarafı üçle çarp ya da işte işler dışlar gibi düşün. Hocam bizden direkt sizin şu en son yazdığınız 2x eksi 3y artı 13 eşittir 0 şeklinde mi denklem istiyorlar yoksa? Ya onunla çoğunlukla doğru denklemleri öyle yazılır. Çoğunlukla doğru denklemleri ax artı by artı c diye yazılır. Oraya da geleceğim. Bu bizim küçükken gördüğümüz birine sıfır verip bulma olayının denklemi. Gibi onlar çizme işi sonraki işler. Tamam. Küçükken dediğin şimdi büyüdün mü şimdi Ece? Yani hocam 3 yıl önce küçüktüm. Büyümüş oluyorum 3 yıla göre. Tabii canım 3 yıl önceye göre büyümüş oluyorsunuz. Deniz nereye gittin? Hocam su doldurup geldim. Tamam. Ada ne yapıyor? Burada hocam. Geliyor. Öyle mi? Ada hoş geldin Ada. Hoş bulduk. Tamam mı? Hadi bize bir el salla. Bir de öpücük gönder hepimize. Tamam biz de seni öpüyoruz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Maşallah akıllı söz dinliyor ya Deniz. Bazen hocam. Öyle mi? Olacak çocuk işte. Şimdi kitaba kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi izin verin ben sayfadan yazmaya devam edeyim ama kitabı açacağım. Telefonda kitabı açacağım. O dün bir türlü içime sinmemişti. Ya yapayım mı, yapmayayım mı? Sonra da vazgeçtim dedim ya. Ben kendi kafama göre bir giriş yapayım dedim. Şimdi kitapta o yarım bıraktığım yere doğru gireyim. Ama hala doğru denklemleri yazma dedim. Onu da halletmem lazım. Peki, durun. Ekran dondu. Tablet inşallah beni yarı yolda bırakmaz. Vallahi Samsung'un burnundan getiririm. 2500 lira para verdim ben buna. Şimdi ekran kaymıyor. Nehir başla anlatmaya. Neye güldün? Hocam güneşle bakıştık. He. Tamam. Şimdi ben zırt pırt karar değiştiriyorum ama yazmaya başladım madem. İlk olarak eğimi ve geçtiği bir noktası bilinen doğru denklemi demiştim ya. Şimdi ikinci bir yazma biçimi olan geçtiği iki noktası bilinen İki noktası bilinen doğru denklemi diye kendimizi bir kestirme yapalım. Şimdi iki tane nokta verilmiş. Koordinatları belli. Bir tanesinin koordinatları A x 1 virgül y 1. Şunu biraz inceltelim. Fazla kalın olmuş bu. B çok inceldi. Bx2 virgül y2
Şimdi A'dan ve B'den geçen doğru denkleme A'dan ve B'den geçen doğru denkleme yazıyorum. Ekrana bakıyoruz hepimiz. Y eksi Y1 bölü Y1 eksi Y2 eşittir. X eksi X1 bölü X1 eksi X2'dir. Bir bakın bakalım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Şu sol taraftaki hani aşağıda y1 eksi y2 var ya onu sağ üstte atsak. Güzel o dur dur onun için bekle biraz. Bekle gayet güzel. Yani bunu fark etmez mi? Daha deminki, dur, daha dur, deminki dur, dur 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 dur. Durdum. Sana söz vereceğim. Buradaki duraksamamın sebebi bunu fark etmenizdi zaten. Biraz daha duracağım. Kimin ağzına lafı tıkadım ben? Nehir kapat, kamerayı kapat Nehir. Benim hocam, Deniz. Deniz, ha. Şimdi Nehir gülünce ben de gülüyorum şimdi ya. Allah Allah. Lan ne ara bakışınız? Ben bu kadar yazıyorum. Siz birbiriniz mi kesiyorsunuz ya? Kamera açtırmak için rica ettik. Şimdi kapattıracağız mı yani? Neyse. Dur. Bak Deniz çok değerli bir şey keşfetmiş. Bravo. Şimdi bana dediğini tekrar tekrar söyler misin? Hocam orada sol altta paydadaki y1 eksi y2'yi sağ tarafa atsak üstten. Tamam bak. Herkesin gözüne sokalım bu dediğini. Çok çok değerli, kıymetli benim için. Bunu buraya atsak diyor Deniz. Diyor ki o zaman y eksi y1 y1 eksi y2 y1 eksi y2 daha net anlaşılsın diye şu x1 eksi x2'yi de bunun altına doğru çekelim. x1 eksi x2 sonra kalan x eksi x1. Bunu gördün ne oldu? Yine üstteki formül oldu. Şu daha demin. Evet. Evet. Şu dediğimiz eğim bu da şurası x eksi x1 olacaktı. Şurası x eksi x1 olacaktı. Eğim yazılmış ve x1 virgül y1'e göre denklem yazılmış. Nehir aç kamerayı. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet aslında yeni bir formül değilmiş bu. Bravo Deniz. Hocam ben pek anlayamadım. Bir tekrar anlatabilir misiniz? Anlatmayalım. Şu eğim nasıl bulunuyordu? Söyle. Evet. İki noktasını biliyorsak eğim nasıl bulunuyordu? İkisinin farkı yani. İşte y1 eksi y2, x1 eksi x2. Evet. Dön buraya. Burada da öyle yazmıyor mu? Evet tamam anladım tamam. Zaten örnek yapacağım. Örnek yapacağım. Thank you.
Evet, örnek yapalım. Üçüncü denklem kurma biçimini bu örneklerden sonra yapalım. Aslında yani şu yazdığımız çok silik bir şeyle çizeyim üzerine çok zor görülen. Bakayım. En açık sarıyla bir çizeyim. Ne güzel sarı gördünüz değil mi? Neyse uğraşmayacağım artık. Bu formüle ihtiyacımız yokmuş. Ama tekrar söylüyorum. Bakın benim tuzum kuru, benim zaman gibi bir kaygım yok. Sizin hızlı çözmekle ilgili de kaygınız var. Hem doğru, önce doğru çözülecek, sonra hızlı çözülecek. Önce doğru, önce doğru, önce doğru, sonra hızlı. O yüzden size yarayabilir. Çöpe atmıyorum formülü. Şimdi örnek yapalım. Örnek. A -2,3 ve B 1,4. Noktalarından geçen doğrunun denklemi. Noktalarından geçen. Bu arada iki noktadan tek bir doğru geçer. O yüzden geçen doğrular diyemezler. İki noktadan tek bir doğru geçer. Noktalarından geçen doğru denklemi. Bahar, Beren, Enes, sizlerin de sesini duyayım. Arada bir. Evet, şimdi ben formüle bakarak yapmayayım artık. Üstteki formüle bakmıyorum. Ben şurada kendimizin ürettiği, farkına varmadan ürettiği şu formüle bakarak yazayım. O formüle uyarak yazayım. O formülü uygulayabilmek için bize eğim gerekiyor. Eğim gerekiyor. Eğim de y'ler farkı bölü x'ler farkı. Ben b'den a'yı çıkararak yapayım. Eğim ab. Fark etmeyeceğini biliyoruz değil mi? B'den a'yı çıkarıyorum. 4 eksi 3 bölü 1 eksi eksi 2. 1 bölü 3. Peki şimdi şöyle küçük bir problem yaşıyorum. Acaba eğimi tamam bunu alacağım da geçtiği nokta olarak A'yı mı alayım, B'yi mi alayım? Hocam aynı tamam. Şey çıkıyor galiba. Denedim. Mı? Öyle mi oluyor? Yani denedim. Acaba öyle mi oluyor? Tamam. Tamam. Aslında gereksiz deneyeceğiz. Ben bir anlatayım. Şimdi A noktasının yeri belli. Eksi 2'ye 3. Eğimi 1 bölü 3 olan doğru şöyle. A'dan geçecek. Eğimi 1 bölü 3 olacak. Ve B'den de geçecekse ister A'ya göre yaz, ister B'ye göre yaz. Aynı şey olmalı. Deneyelim acaba öyle mi? Şimdi burada hemen İki ayrı bölüme ayırayım. Şöyle yapayım. Eğimi 1 bölü 3. Geçtiği noktası A. Eksi 2, 3. Burada bir denklem yazacağım. Eğim 1 bölü 3. Geçtiği noktası 1'e 4, B 1'e 4. Ve ikisinin aynı olması gerektiğini düşünüyoruz. Bakalım öyle mi oluyor? Şimdi y eksi y sıfır. Ya da şöyle yapayım. Bak yine formül öncesi bildiğimizden gideyim ben. Formül öncesi bildiğimizden gidelim.
y eksi 3 bölü x eksi eksi 2 eşittir 1 bölü 3. İçler dışlar yapıştıralım. 3y eksi 9 eşittir x artı 2. Hepsini sağda toplayayım. X eksi 3y artı 11 eşittir 0. Geliyorum. Birazdan ikisini birden göreceksiniz. Şimdi ben yapıyorum. Evet. Burada da başlıyorum. Y eksi 4 bölü x eksi 1 eşittir 1 bölü 3. Taraf tarafa çarpıştıralım bunları. 3y eksi 12 eşittir x eksi 1. Alayını birden sağda toplayalım. X eksi 3y artı 11 eşittir 0. Gayet iyi biliyorsunuz ki bu bir illüzyon değil. Zaten böyle olması gerekiyordu ve böyle de oldu. Berat sen miydin her ikisini birden deneyen? Yok hocam bendim. Sen kimdin? Deniz. Deniz tamam. Şimdi yine önemli bir yere geldim. Aslında pembeyle yazdığım iki ayrı başlık vardı. Pembe ile yazdığım bir üçüncüsü var. O üçüncüsünün hakkını aslında yazayım, biraz yazayım. Vaktimiz biraz var ama şöyle diyelim. Eksenleri kestiği noktaları bilinen doğru denklemi. Aslında başlık kendini ele veriyor. Ben gereksizim diye ele veriyor. Çünkü iki tane nokta var. İki tane nokta varsa gördüğünüz gibi biz denklemi yazabiliyoruz. Bu değişik özel bir yol olacak bu durumda. Özel bir kolaylık sağlayacak bir şey olmalı ki buna ayrı bir başlık açmışlar. Şimdi onu da yapalım. Pek kullanmam bunu. Kullansam da çok daha farklı bir şekilde yaparım. Görürsünüz. Ama şimdilik o formüllere şimdilik sadık kalalım. Şimdi bize bir tane doğru verecekler. Eksenleri kestiği yerler bilinecek. Örneğin x eksenini a'da kesmiş olsun. Örneğin y eksenini b'de kesmiş olsun. Bilen varsa buyursun benden önce o söylesin. Var mı bilen? Hocam geçen yani hatırladım. Efendim. Söyle bakalım. X bölü x'i keste eksen artı y bölü y'i keste eksen eşittir 1. Evet. X bölü x eksenini kestiği yer x'in altına girecek. İşaretiyle beraber girecek. Artı y bölü y eksenini kestiği yer işaretiyle beraber girecek. Onların toplamları da 1 olacak. Bu formül bundan 4-5 yıl önce çok daha değer verdiğim bir formüldü. Çünkü ileride bazı formüllere kolaylık sağlıyordu. Şimdi o konular kalktığı için çok da önemsediğim bir şey değil. Ama yine söylüyorum, zaman kazandırıcı bir şey olabilir. Dolayısıyla sizin zamana da ihtiyacınız var. Şimdi şuraya küçük bir kendime not yazıyorum. Y eşittir mx artı n notu yazdım. Bu sizlik bir durum değil.
ben bir sonraki derse girdiğimde kendime bir şeyler anlatmak için yazdığım bir şey. Evet. Evet. Şimdi ekrandan çıkıyorum. Bu yazdığınız son şey ne hocam? Y eşittir mx artı ne? Kendime hatırlatma. Sizde bilgisi yok onun. Bir sonraki derste nerede kaldığımı söyleyecek bize.